İstanbul evet. işgal edildiği andan itibaren aslında istihbarat çok daha hayati bir noktaya gidiyor. Evet. Ve Hüsamettin Bey'e de bir görev veriliyor. İstanbul işgal oldu, oradayız. Buyurun söz sizde. Ne oldu diyelim. Evet, ne oldu? Burada bu fırsatı da kullanarak bazı efsaneleri de aslında üstünü çizmek gerekiyor. Hüsamettin Ertürk bunlardan biri değil. Hüsamettin Ertürk'ü hep söylerim. Bence isimli kahraman. Cumhuriyeti de görmüş, çok kritik bir isimli kahraman. Yani isimli kahraman. İsimli evet. kahraman. Teşkilat-ı Mahzun içerisinde. Umuri Şarkı İdaresi'nin içerisinde. Daha sonra milli mücadelede kurulan yapıların içerisinde, Mimim grubunun içerisinde ve Cumhuriyet'e aktarıyor tecrübesini. Şimdi böyle bir karakter var elimizde. İstanbul'u işgal edildiği zaman elimizdeki genel anlatı bunu gösteriyor. Enver Paşa'nın Kuruçeşme'deki yalısında bir toplantı yapılıyor. Ondan sonra Enver Paşa Hüsamettin Ertürk'e diyor ki, Hüsamettin Teşkilat-ı Mahsusa'yı resmen ilga edeceksin. O dönemki ismiyle Umuri Şarkı İdaresi diyelim. Umuri Şarkı İdaresi'ni resmen ilga edeceksin ve bunun yerine Umum Alemi İslam İhtilal Teşkilatı'nı kuracaksın. Ne demektir Umum Alemi İslam Teşkilatı? Evet. Dünya Müslümanlarını ayaklandırma örgütü diyelim. Aslında Teşkilat-ı Mahsusa'nın 1. Dünya Savaşı'nı yapmaya çalıştığını, milli mücadele döneminde yapması için Enver Paşa bir teşkilat kurduğunu söylüyor, kuracağını söylüyor. Ben diyor bunun merkezini Berlin'de kuracağım. Biz diyor ben Cemal ve Talat hep birlikte gidiyoruz. Bir torbitobota bineceğiz. Sivastopol döneceğiz. Oradan Berlin'e geçeceğiz vesaire. Ondan sonra ben diyor ilk başta Kafkasya'ya gideceğim. Ondan sonra ve Enver Paşa böyle bir teşkilat kuracağını söylüyor. Merkezinin Berlin olacağını söylüyor. Fakat biz tarihi kayıtlara bak, bu şu ana kadar bilinendi. Ben bu kitapta bunu biraz bozduğumu düşünüyorum. Hüsamettin Ertürk'ün aslında bahsettiği Umum Alemi İslam İhtilal Teşkilatı diye bir örgüt olmadığını göstermeye çalıştım. Hüsamettin Ertürk aslında bizim Karakol Cemiyeti adıyla bildiğimiz örgütün Topkapı grubunun başkanı. Peki Hüsamettin Ertürk neden Umum Alemi İslam İhtilal Teşkilatı adıyla bir örgüte mensubiyetini olduğunu söylüyor ve Karakol Cemiyeti'ne mensup olmadığını söylüyor? Çünkü Atatürk'e suikast davasında 1926'da Karakol Cemiyeti'nden bazı mensuplar burada biliyorsunuz yargılanıyor. Ve Karakol Cemiyeti ile kendini ilişkilendirmek Cumhuriyet döneminde çok parlak bir hareket olmazdı. Evet. Dolayısıyla böyle bir faaliyet yapıyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Ortada kurulan aslında milli mücadele doğru temelde bir tane yani büyük örgüt var. Bu örgütün adı Karakol Cemiyeti. Kara Vasıf'la Kara Kemal isminden mülhem olarak bu ismi almış. İstanbul'un işgal edileceği anlaşıldığı zaman kendilerine bu görev verilmiş ve İttihatçılıkta sebat edecek insanları çevresine toplamak üzere kurulmuş, istihbarat toplayan, sevkiyat işlerinde bulunan fakat aynı zamanda yurdun her tarafında örgütlenmeye çalışan bağımsızlık için böyle bir örgüt. Ben dolayısıyla bu örgüte bir istihbarat örgütü diyemiyorum. Bu örgüte tam anlamıyla bir garnizan harp örgütü de diyemiyorum. Bu örgütü ben daha ziyade Şükrü Hanioğlu hocamızın da çok sizde programı aldınız hocamız. Evet. Onun bahsettiği 1906-8 arasında İttihat Terakki Cemiyeti'nin yeniden örgütlendiği o devrimci modele benzetiyorum biraz daha. Hmm. Ülkenin her tarafında şey yapmaya çalışan, örgütlenmeye çalışan. Tam tarih neredeyiz şu an? Şu anda biz 1918-19'dayız. Evet. Niye bunu sordum? Evet. Niye bunun altını çizdim? Şimdi bir yandan da hep şöyle bir tartışma var ya, hatta tartışmanın ötesinde bir ezber kabul var. O da şu, Kurtuluş Savaşı aslında işte yani İttihat Terakki 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı'yı soktuğu için Anadolu'da İttihat Terakki'ye yönelik çok büyük bir tepki var. Hiçbir iddiatçıyı hatta asker bile görmek istemiyor Anadolu. Bu yüzden Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesinde, organizasyonda ne İttihat Terakki vardır, ne işte Teşkilat-ı Mahsusa'dan bakiye bir birikim vardır. Hiçbir şey yoktur gibi bir efsane var. Ama siz diyorsunuz ki Karakol Cemiyeti tam da bu işin örgütlenmesinde daha 1919'dan önce evet. başlamış evet. durumda diyorsunuz. Hem bunu anlatın ne kadar içinde, tabii. Kurtuluş Savaşı'nın ne kadar içinde hem bunu anlatın. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın da Karakol Cemiyeti'ne dair tedirginlikleri de var. Haklı tedirginlikleri. O tedirginlikleri de dinleyelim. Tabii. Niye? Şimdi Karakol Cemiyeti dediğim gibi işgal altındaki İstanbul'da özel ilk başta orada başlıyor. İşgal altındaki İstanbul'da İtilaf devletlerinden bilgi topluyor. Daha sonra buradaki insanları
müsellah, silahlı hale getirmeye çalışıyor. Hı hı. Aynı zamanda mücadelenin Anadolu'ya doğru kayacağını bildiği için onlar da işte subay, para, mühimmat, bunları İtilaf Devleti'nin el koyduğu depolardan alıp Anadolu'ya doğru aktarmaya başlayacaklar. Bu süreçte ne oluyor? Mustafa Kemal Paşa Samsun'a geçtikten sonra aslında hareket o tarihe kadar benim biraz gördüğüm uzmanları Selim Erdoğan gibi, onlar daha iyi bilirler tabii ki ama evet, burada Anadolu'ya Mustafa Kemal Paşa, Atatürk geçtikten sonra hareket çatallanmaya başlıyor yavaş yavaş. Özellikle Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerinin hepsinin tek çatı altında birleştirildiği zaman, yani aslında Kuvayi Milliye güçleri ve diğer müdafaa hukuk cemiyetleri bu adı altında birleştirildiği zaman Erzurum'da biz Karakol Cemiyeti ile Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa arasında ilk sürtüşmenin başladığını görüyoruz. Hmm. Karakol Cemiyeti gelip kendi nizamnamesini, gelip kendi talimnamesini orada üyelere dağıtıyor. Ve bu üyeler içerisinde şöyle bir şey oluşturuyor. Ya biz açıktan hep birlikte mücadele edeceğiz fakat yine burada arka planda başka bir örgüt mü olacak bizim bilmediğimiz? Bu çok ciddi bir güvensizlik doğuruyor. Bir vesayet gibi mi düşünüyor? Tabii ki. Ve şöyle isimsiz bir şey var, kumandan. Bir milli ordudan bahsediliyor ama kumandanı yok. Dolayısıyla Atatürk de şunu düşünüyor. Yani bu Enver, Talat ve Cemal tarafından yönlendiriliyor olabilir. Diyor ki bunu yapmayın. Ve Sivas Kongresi'nde Kara Vasıf'a diyor ki Karakol Cemiyeti'ni feshedin. Fakat Kara Vasıf bunu feshetmiyor. Atatürk de feshetmesine ses çıkartmıyor ve onları Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin İstanbul Teşkilatı olarak kodluyor ve onlardan yararlanma yoluna gidiyor. Hmm. Ya çünkü orada çok ciddi bir gücü var Karakol'un. Bu gücü kaybetmek istemiyor. Evet, onu kullanıp onu vatan hizmetine kullanmak istiyor, evet. Mustafa Kemal'de. Ve daha sonra ne oluyor? Karakol Cemiyeti'nin biz içine bir sürü İngiliz ajanı sızdığı için aslında 16 Mart 1920'den itibaren etkisini kaybettiğini görüyoruz. Daha sonra ne oluyor? Aynı şekilde İstanbul'un işgali Ankara'da da çok ciddi bir hareketlilik meydana getiriyor. Meclis kuruluyor. Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Arkasından orduya geçiş başlıyor Mayıs ayında. Ve biz ilk defa, hiç kimsenin de maalesef bahsetmedi, ikinci şube Ankara'da tekrar kuruluyor. Ve ikinci şubenin istihbarat fonksiyonlarının merkezileştirmesi elbette bir zaman alıyor. Özellikle Gediz Muharebelerinden sonra, yani Ekim-Kasım 1920'den sonra faaliyetleri merkezileşmeye başlıyor. Fakat burada askeri bir istihbarat birimi kuruluyor tekrar. Ve bu askeri istihbarat biriminin içerisindeki İstanbul'daki gizli direniş gruplarını kontrol etmek üzere birim kuruluyor içinde. Ve insanların bundan haberi yok. Ben bunu anlayamadım bir türlü. Yani nasıl şunu düşünmüyoruz biz? Yani İstanbul'daki İşte Mimim grubu gibi, Felah gibi Ankara tarafından kurulduğunu bildiğimiz örgütler Ankara'dan nasıl kontrol ediliyordu? İkinci şubedeki birim vasıtasıyla kontrol ediliyordu. Ki yani Ankara, İstanbul dediğimiz o zaman ölçeğiyle düşünecek olursak aslında o kadar kolay bir şey değil yani. Kesinlikle. Yani çok uzun bir mesafe, çok uzun bir şey yani. Kesinlikle. WhatsApp grupları yok o insanların. Aynen yani. Öyle. Şimdi Karakol Cemiyeti'nden sonra da birincisi, doğrudan Ankara'nın emriyle, İsmet Paşa'nın emriyle, İsmet Bey'in o tarihteki emriyle Felah grubu kuruluyor. Ve Fevzi Çakmak'ın emriyle Mimim dediğimiz yahut İstanbul Müdafaa-i Milliye Teşkilatı, Asaf Özkan çok iyi çalıştı bu konuyu. Onun içerisinde iki tane birim var. Birisi Mimim grubu, istihbarat toplayan ve sevkiyatla ilgilenen. Diğeri de Müsellah Müdafaa-i Milliye grubu, İstanbul'da 10 bin kişilik gizli ordu kuran, 4 bin ton sevkiyatı Ankara'ya yapan. 4 bin ton. Evet. Diğerleri de aşağı değil bu arada. Başka sevkiyat grupları da var. Bu ikisi Ankara tarafından doğrudan kuruluyor. Ve Ankara Karakol Cemiyeti ile, çünkü yurt dışıyla da Enver Paşa ile da Talat'la da bağlantısı var. Onunla zaman içerisinde şeyini azaltıyor. Birlikteliğini azaltıyor. Ve Karakol Cemiyeti'nin İstanbul'daki mirasından yararlanan Mimim grubu ve Felah'a yönlenmeye başlıyor.